Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi elhamdülillah elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ. Ve mâ kunnâ lenehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ resûlinâ Muhammed. Allahum salli alâ şeytan. Sallu alâ şefî'i zünûbina Muhammed. Allahum salli alâ şeytan. Sallu alâ tabîbi kulûbina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala el-Muhammed. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safhasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Evet, şu anda ekranları başlarında bizleri izleyen siz çok kıymetli Lalegül TV izleyenlerini öncelikle hürmetle ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Muhterem izleyenlerim, Allah'ımızın ayındayız. Recep-i Şerif ayında manevi yürüyüşümüze devam ediyoruz. Ve bu mübarek ayın efendim rahmet hediyelerine mazhar olmaya da devam ediyoruz. Evet, kendisi çok kıymetli bir ay olması hasebiyle aynı zamanda efendim çok kıymetli geceler ve günler, zamanlar, aynı zamanda kıymetli geceler, kandiller de efendim bizlere ikram ediyor bu mübarek ay. Tabii Regaib gecesiyle girmiştik. Dolayısıyla İdris Aleyhisselam'ın göklere yükseltilmesi efendim Recep-i Şerif ayının yarı gecesindeydi. Ve sonunda da ne geliyor? Miraç gecesi geliyor. Recep ayının 27. gecesi de Miraç gecesi. İnşallah o geceyi de idrak edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu o geceye de ulaşmak ve en güzel şekilde ihya etmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin inşallah. Evet, Miraç gecesi. Yani Miraç, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizelerinden biridir. Dolayısıyla nasıl ki yeryüzünde efendim inşikak-ı kamer mucizesini insanlara gösterdiyse, sema ehline de Miraç mucizesini göstermiştir. Dolayısıyla öyle bir mucize ki, öyle bir randevu ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce hiç kimseye nasip olmamış ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da kimseye nasip olmayacak böyle bir randevu. Öyle bir mucize, bir gece Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Habibini ne yapıyor? Mescid-i Haram'dan alıyor ve efendim Mescid-i Aksa'ya götürüyor ve oradan da semaya uruc edip 7 kat semayı efendim tek tek geçiyor. Efendim cenneti cehennemi geziyor, arşı kürsüyü aşıyor ve bilinmeyen makamlarda Süleyman Çelebi Hazretleri'nin ifadesiyle aşikare gördü Rabbül İzzeti, ahirette öyle görür ümmeti. İnşallahurrahman, Rabbim bizlere de cemal-i ba kemali seyretmek nasip eylesin. Evet, tabii Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde bunu ne yapıyor? İfade ediyor ve birinci ayetinde de Estağfirullah Subhanellezî esrâ bi'amdihî leylen minel mescidil harâm ilel mescidil aksâ. O zatı tesbih ederim, tenzih ederim ki kulunu bir gece, yani gecenin çok az bir vaktinde Mescid-i Haram'dan alıp ne yaptı? Mescid-i Aksa'ya götürdü. Dolayısıyla çok hadiseler tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşahede etti. Hatta efendim bu miracın sebeplerinden biri de, hatta Mevla Kur'an-ı Kerim'de miracın sebebini ne olarak ifade ediyor? لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا Ayetlerimizi gösterelim için. Nice ayetler gördü, nice harikulade halleri temaşa etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla yani Mescid-i Aksa'ya gidesiye kadar yol üzerinde cereyan eden bir takım hadiseler oldu. Yani Miraç hadisesi hakikaten çok geniş, çok kapsamlı, çok detaylı. Yani hangi bölümünü alıp da anlatsak diyeceğiniz bir efendim olaydır. Her ne kadar bir anda olup efendim gerçekleştiyse de asırlarca anlatılsa bitmeyecek kadar efendim pek çok hadiselerin cereyan ettiği efendime söyleyeyim bir gecedir, bir mucizedir. Ve tabii Mescid-i Aksa'da efendim pes geçip mihraba ol hayrul enam evliya enbiya ervahına oldu imam. Bütün peygamberlerin ervahına orada Mescid-i Aksa'da ne yaptı? Namaz kıldırdı ve oradan da efendim Miraç merdiveniyle göklere uruc etti. Ve semalarda tabii efendim birinci kat sema, ikinci kat sema hepsini geçti. Orada peygamberlerle görüştü, konuştu. Bir takım hadiselere muttali oldu, müşahede etti. Bunlar efendim sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde efendim bazılarını zikretmektedir, anlatmaktadır. Yani cenneti gezdiğini, cehennemi gördüğünü hep bizlere ne yapmaktadır? Hadis-i şeriflerde ifade etmektedir. Dolayısıyla yani
cehennemi de gördü. Oradaki hadiseleri, cehennemin derekelerini, müşahadelerini, gördüklerini bizlere beyan etti. Ve bir de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere beyan ettiği hususlardan biri de şudur ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bazı günahkarların ahiret halleri gösterildi. Yani dünya misaliyle ahiret halleri gösteriliyor. İşte onunla alakalı tabii değişik hadis-i şerifler vardır. Onları da bazılarını sizlere arz etmeye çalışayım. Yani fi rihletil İsra'i vel Mi'raç. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Mi'raç yolculuğunda o gördüğü günahkarların dünya misaliyle ahiret hallerini bazı hadis-i şeriflerden inşallah derledim. Sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Eten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ala kavmin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kavme uğradı. Turdahu ru'usuhum bisahri. Yani o kavim derken o topluluk, onların başları taşla ezilen bir topluluk. Demek ki bir takım görevli melekler var. Bir takım kimselerin başlarını kayayla eziyorlar. Felemma rudhat adet kema kanet. Ha tabii yani başları eziliyor ama ezilen başlar tekrar ne yapıyor? Eski haline dönüyor. Yani öyle ezildi, dümdüz oldu, öyle kaldı değil. Tekrar ne yapıyor? Eski haline dönüyor ve tekrar o azap gerçekleşiyor. Tekrar eski haline dönüyor ve tekrar ne yapıyorlar? Kayayla eziyorlar. وَلَا يَفْتَرُ عَنْهُمْ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْءٌ. Diyor ki, bu azap onlardan hiç ayrılmadan, yani hiç ara vermeden böylece devam ediyordu. قَالَ يَا جِبْرِيلْ مَنْ هَا اُلَا. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Ey Cibril, bunlar kimlerdir? Kale, hâ ulâ'i tethâkalet rûûsü mani salâ. Cebrail aleyhisselam diyor ki, onlar namaz kılmaktan başları ağırlanan kimselerdir buyuruyor. Demek ki o başın rüküye gitmiyorsa, o başın eğer secdeye gitmiyorsa, Allah'a ibadetten ağırlanıyorsa, kimisi kibirden kılmaz, kimisi tembelliğinden, gevşekliğinden kılmaz. Ama o secdeye, rüküya gitmiyorsa o kafalar, ağırlanıyorsa, bak ahiretteki azabı görüyor musun? Melekler kayalarla o insanların kafalarını eziyorlar ve tekrar eski haline geliyor. Tekrar bu azap, tekrar eski haline geliyor ve bu azap onlardan hiç ayrılmadan böylece devam ediyor kıymetli kardeşlerim. Yani bunlara dayanılmaz. İnanan bir mümin için, ahirete inanan bir kimse için, Allah'ın huzuruna çıkacağına, Mahkeme-i Kübra'da, Ahkemül Hakimin olan Hazreti Allah'ın huzurunda hesap vereceğine inanan bir kimse, yani bu tehditleri göze alamaz. Ve özellikle namaz. Miraç'tan bahsediliyor. Miraç gecesi, Allah'tan gelen bir hediye, hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem direkt alıyor Mevla Teala Hazretlerinden. Dolayısıyla böyle bir hediyeyi ne yapacaksın? Sen sırt ardı edeceksin. Mevla seni huzuruna davet edecek. Sen çıkmayacaksın. Adeta kaçacaksın. Gitmediğin yer kalmayacak. Her türlü melanet adreslerine belki de uğrayacaksın. Ama Allah'ın mabedine, evine ve Allah'ın huzuruna hiç çıkmayacaksın. Dolayısıyla yani inanan bir mümin için namazsızlık lügatta olmamalı. Evet kıymetli kardeşlerim. Çünkü yani namaz kılmayanların cehennem ehlinden olacakları ayetlerde de ifade edilmiştir. Yani ibadet, biz bu dünyaya niye geldik? Mevlana buyurdu Estağfirullah ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Ben insanlar ve cinleri ancak bana ibadet için yarattım buyurdu Mevla. Yani dünyaya geliş gayesi bu, ibadet. Allah'ın emirlerine muti olmak, yasaklarından kaçmak. Peki hala yemeyelim mi, içmeyelim mi, gezmeyelim mi? Onlara Mevla müşahede ediyor. Yeter ki ibadetine mani olmasın. Yeter ki Allah'ın emirlerine muhalif olmasın. Meşru çerçevede, yemene de, içmene de, gezmene de her şeyine Mevla müşahede ediyor zaten. Aynı zamanda mübah dairesi de zaten geniş, keyfe kafi. O zaman
Ha, ibadetin başı da nedir? İbadetin başı da namazdır. Dinin direği de namazdır. Es-salatu imadüddin. Namaz dinin direğidir. Ve bakın bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnnemâ mevzu salati mineddin. Ha, efendim namazın dindeki yeri nedir? Yani din dediğin, efendim ibadetler bütünü, Allah'ın emir ve yasakları. Peki, efendim namazın buradaki yeri nedir? Kemevzu'r ra's minel ceset. Bedendeki baş gibidir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya bedendeki baş neyse dinde de namaz öyledir. Pek çok organ, el, kol, parmak, ayak olmadan insan yaşayabilir ama baş olmadan yaşayabilir mi? Yani başı olmayan bir adamın yaşamasından söz edilebilir mi? Edilemezse işte namazsız bir efendim kimsenin dininden de söz etmek mümkün değil yani. Bu adam çok dindar adam diyebilir misin yani? Bu adam dinini yaşıyor diyebilir misin? Namazı yok. Dindeki yeri efendim baş mevkiinde olan namaz olmayınca bu adamın hali ne olacak? İşte orada efendim ahirette böyle azap göreceğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere beyan ediyor. Ve zaten işte Kur'an-ı Kerim'de de namaz kılmayanların cehennem ehlinden olacağına dair ayetler var. Bakın bir ayet-i kerimede Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine buyurdu Estağfirullah. İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti seyedhulûne cehenneme dâhirîn buyuruyor. Evet, bana ibadet etmekten kibirlenip büyüklenenler alçalmış olarak cehenneme girecekler buyuruyor Mevla Teala. Ya, dolayısıyla ibadet şart, namaz zaten ibadetin başı olduğuna göre namazsız demek olmaz. Bakın başka bir ayet-i kerimede, yani hesaplar, kitaplar görüldükten sonra, cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme gittikten sonra, Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri onların arasındaki konuşmaları beyan ediyor. Allah-u Teala bir şekilde ne yapacak? Onlarla cennetteki efendim kimselerle, onların belki de dünyadan tanıdıkları cehennem ehlinden olan kimseler arasında bir diyalog var. Mevla perdeleri kaldıracak demek, konuşmalarına bir zemin hazırlayacak. Günümüzde zaten bunu efendim anlamak çok daha kolay. Çünkü dünyanın öbür ucundan bile canlı yayında ne yapabiliyorsun, görüşebiliyorsun. İşte Mevla Teala onların bu konuşmaları ne yapıyor, bize beyan ediyor. Estağfirullah. Fî cennâti yetesâelûne anil mücrimîn. Cennetlik olanlar, o cehennem ehlinden olan, o mücrimlerden, günahkarlardan sorarlar. Onlara soracaklar. Yani belki de dünyada görüştüler, konuştular, tanışıyordular, akrabaydılar, belki de komşuydular. Yani bir takım efendim hak hukuk meselelerde tahakkuk etmiş olabilir yani dünyadayken. Bir şekilde tanışıyorlar. Bakıyorlar ki onlar cehennemde. Onlara soracaklar yani مَا شَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ. Sizi sakara sokan, cehenneme sokan nedir? Hani merak ediyoruz yani. Niye cehenneme düştünüz siz? Elbette cehenneme düşmelerinin birçok sebepleri vardır. Ama o cehennem ehli kendilerine soranlara verdikleri cevap ne biliyor musun? İlk olarak lem neku minel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Elbette daha efendim diğerleri de geliyor ama ilk söylediğine biz namaz kılanlardan değildik. Yani en önemlisini ne yaparsın en önce söylersin değil mi? Başına bir şey gelse veya içeri düşsen hayırdır ya niye düşsün? Ya sorma böyle böyle yaptım ondan. Mesela bazı efendim diğer suçları da olsa en önemlisini ne yaparsın önce söylersin ya. Ha biz namaz kılanlardan değildik. Ne anlıyorsun? Namaz kılmayanlardan, bak cehennem ehlinde olanlar var. Ve cehenneme girmelerinin sebebi de namazsızlık olarak beyan ediliyor. Ve Mevla bunu bizlere ifade ediyor. Bakın böyle olacak. Göreceksiniz. Rabbim böyle buyurdu. Ya. İnşallah biz orada cennet ehlinden olup soranlardan oluruz. Cehennem ehlinden olup sorulanlardan olmayız. Bu işler olacak. Allah ne buyurduysa, ne duyurduysa âmennâ ve saddaknâ alâ râs vel ayn. Bunların hepsi olacak. İşte olacaklarımızı bize Mevla beyan ediyor. Ya.
Onun için bu namaz meselesine ne yapacağız? Üzerine eğileceğiz, titreyeceğiz adeta. Ve Miraç meselesinde de bakın efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Bunları böyle böyle gördüğünü bizlere beyan ediyor kıymetli kardeşlerim. Yine bakın yani namazla alakalı tabii ayetler, hadisler, müjdeler, tehditler o kadar çok yani. Zaten yani bu namazı baştan belki korkarak kılmaya başlarsın ama haz alarak, lezzet alarak Rabbimin huzuruna çıkacağım efendim şuuruyla kılmak lazım namazları. Düşünsene Rabbinin huzurundasın. Yer onun, gök onun, kainat onun. Bütün mahlukatı yaratan Allah huzuruna kabul etmiş seni ya. Namaz kılmamayla alakalı kılmayanlar varmış da, namaza gitmeyenler varmış da, Rabiatül Adeviye'ye bunlardan sordular. Şaşırdı kaldı. Dedi ki bu ne demektir? Koskoca kainatın Rabbi, 18 bin aleminin sahibi, tenezzül ediyor da benim gibi pis bir sudan yaratılan insanı huzuruna davet ediyor. Ben kim oluyorum da onun huzuruna çıkmayacakmışım? Ya Rabbin huzurundasın. Evet. Onun kelamıyla kılıyorsun namazı. Ve namazdan sonra da açık çek ne istiyorsan işte. Aç ellerini yüce dergaha. Allah'tan işte. Üdûni estecib lekum. Bana dua edin icabet edeyim diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla böyle bir namazımız var. Şükürler olsun yani. Evet. Ama kılmadığın zaman da sebepsiz olarak men terake salaten hatta meda vaktuha. Her kim vakti geçinceye kadar namazı terk ederse özürsüz olarak derken tabii herkesin kendine göre özrü vardır. Öyle değil. Ya çok işim vardı, yoğunluğum vardı. Vergi dairesi, şu, bu falan çok meşguldüm, kılamadım. Böyle bir şey yok. Özür nedir? Özür şudur. Yani komadasındır, bayılmışsındır, değil mi? Uyuyakalmışsındır. Ve uyanmak için de her türlü tedbiri almışsın. Yine uyanamamışsındır. Veya işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Muharebesi'nde ne yapamadılar? Efendim, ikindiyi, efendime söyleyeyim, kılamadılar. Akşamı kılamadılar. Ya. Dolayısıyla efendim niye? Çünkü yani daha sonradan kaza etti efendim sallallahu aleyhi ve sellem tabii. Yani vaktinde kılamadı. Niye kılamadı? Çünkü sıcak harf var. Çatışma var. Mücadele var. Yani gavur laftan anlar mı? Ya bir durun da bir namazımızı kılalım sonra savaşa devam ederiz. Yani böyle bir şey var mı? Bu gibi meseleler özür olarak kabul edilir. Yoksa işini, gücünü, yemeni, içmeni, gezmeni, her şeyini ne yapacağız? Namaza göre ayarlayacağız. Yolculuk yapacaksın, namaz vakitlerine göre. Adam durmuyorsa yolda vesaire, ona göre namaz vakitlerimizde ayarlamaya gayret edeceğiz. Ve yine bir namaz vaktine bir yerde denk gelirse ne yapacaksın? Söyleyeceksin, rica edeceksin, ısrar edeceksin. Çünkü bu Allah'ın emri. Bak, men terake salaten hatta meda vaktuha. Her kim diyor, vakti geçinceye kadar bir namazı terk ederse, ullibe finnâri hukuba. Ne olacakmış? Bir hukbe cehennemde kalacak. Bir hukbe, 80 sene. Bir vakit namaza 80 sene yani. Buna dayanılır mı? Göze alınır mı yani bu? Evet kıymetli kardeşler. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kavme uğradı. Baktı ki bir takım insanların başları efendim görevli melekler tarafından büyük kayalarla eziliyor. Eziliyor, dümdüz oluyor yani. Ondan sonra tekrar eski haline geliyor. Tekrar bu azap devam ediyor. Tekrar eski haline tekrar devam ediyor. Ve yani bu hiç efendim aksamadan mütemadiyen böyle azap görüyorlar. Kimmiş bunlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama sordu. Ey Cibril bunlar kim? Dedi ki ya Resulallah bunlar namaz kılmaktan başları ağırlanan kimseler. Rabbim bizleri onlardan eylemesin. Zor gelse de, tembellik, gevşeklik arız olsa da mutlaka namazlarımızı vaktinde kılmak nasip eylesin. Ve zorlanmak bir kenara, ibadetten ve taatten lezzet almak, huşu bulmak, efendim, Rabbim Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin inşallah. Thümme te'alâ kavmin. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir kavme geliyor.
ثُمَّ اَتَ عَلٰى قَوْمٍ عَلٰى اَدْبَارِهِمْ رِقَعُونَ وَعَلٰى اَقْبَالِهِمْ رِقَعُونَ. Yani bir kavme geldi, baktı ki onların sırtlarında, yani üzerlerinde, avret yerlerinin dışında her yerleri çıplak. Yamalı elbiseler var, bir avretleri kapalı. Onun dışında, efendim, üzerlerinde elbise yok. Ve bunlar, يَسْرَحُونَ كَمَا تَسْرَحُ الْاَنْعَامِ. Affedersiniz, hayvanların otladığı gibi otluyorlar. Hayvanlar nasıl yayılırlar? Efendime söyleyeyim, çayır çimene, otları yerler. İşte bunlar da onlar gibi yayılmışlar ama bakın yedikleri ne? اِلَى الضَّرِيعِ وَالزَّقُّومِ وَرِضْفِ cehennem. Ha, yedikleri de neymiş? Dikenleri yiyorlar, zakkum yiyorlar ve cehennemin kızgın taşlarını yiyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte böyle bir kavme rastladığını söylüyor. Kultu ben dedim ki, مَا هَاُلَى يَا Cibril. Ya bunlar kimdir ey Cibril? Kale, هَاُلَى اِلَّذ۪ينَ لَا يُؤَدُّونَ صَدَقَاتِ اَمْوَالِهِمْ. Bunlar, mallarının zekatlarını vermeyen kimselerdir. Evet, demek ki dünyadayken mallarının zekatlarını vermeyenler ne kadar acınacak bir haldeler, ne kadar pecmurde bir kıyafetteler, üzerlerine giyecek elbiseleri bile yok. Ya, çünkü senin ahirette karşına çıkacak olan hayırları yapmıyorsun sen. Allah'ın emrini yerine getirmiyorsun sen. Daha pek çok ayetler var zekatla alakalı. Pek çok hadis-i şerifler var zekat vermeyenlerle alakalı. Yani biz şimdi neyi işliyoruz? Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, efendim, miraca çıkarken gördüğü dünyadaki bir takım efendim, günahkarların, isyankarların ahiret hallerini dünya misaliyle görmesinden bahsediyoruz. Evet kıymetli kardeşlerim, ve onlar ya dikenleri yiyorlar, zakkumu yiyorlar, he? Ve cehennemin kızgın taşlarını yiyorlar. Kimmiş bunlar? Mallarının zekatlarını vermeyenler. Allah sana servet vermiş, Allah sana mal vermiş, lütfetmiş. Allah seni kimseye muhtaç etmemiş ama ne buyurmuş? وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِسَّائِلْ وَالْمَحْرُومِ. Yani zenginlerin mallarında fakirlerin, muhtaçların hakkı vardır. Yani Mevla direkt ona verebilirdi ama ne yaptı? Sana verdi. Sana verdi ki sen ver, aracı ol, Allah'ın emrini yerine getirmiş ol ve aranızda da ne olsun? Bir muhabbet olsun, bir köprü kurulsun. Çünkü zekat nedir? Köprüdür. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, اَزْزَكَاتُ قَنْتَرَةُ الْاِسْلَامِ Zekat, İslam'ın kantarasıdır, köprüsüdür. Ne köprüsüdür bu? Yani köprü işte bir yakayla, efendim diğer yakayı birbirine bağlar değil mi? Ha işte kul ile Allah arasında bir köprüdür zekat. Dünya ile ahiret arasında bir köprüdür. Madde ile mane arasında bir köprüdür. Cennetle senin aranda bir köprüdür. Fakirle zengin arasında bir köprüdür. Say sayabildiğin kadar. İşte zekatını vermeyen adam ne yapıyor? Bütün bu köprülerin hepsini yıkmış oluyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani fakire Allah-u Teala direkt verebilirdi ama emretti. He? Hani mal emanet ya. Ve birçok ayette de Mevla infaktan bahsederken وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bizim rızık olarak verdiklerimizden infak ederler diyor Mevla. Yani malı veren kim? Allah değil mi Celle Celaluhu? Konuşurken de öyle demiyor muyuz? Emanet. Nasıl bir emanetçisin? Sahibi ver diyor, sen vermiyorsun. He? Sana şu kadar para vermiş. Diyor ki %2,5'unu veya işte 1/40'ını filancaya ver. Sen de diyorsun ya olur mu öyle şey? O bizde mi çalıştı kazandı? Niye verelim ya? Ne der sana paranın sahibi? Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Bu para sende emanet değil mi kardeşim? Evet. E ben sana diyorum ki ver. Benim adıma götür filan yere ver. Benim adıma götür filan efendim yere ödeme yap. E sen de ne yapacaksın? Madem bu emaneti kabul ettiysen yapacaksın. Eğer sen o paranın sahibinin, sana verenin sözünü dinlemiyorsan, onun talimatlarına uymuyorsan, parayı senden alır, başkasına verir. Bu işi daha layıkıyla yapacak olanlara emanet eder yani. Dünyada bile böyle değil mi? Ha işte. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri ne yaptı? Emanet olarak malı verdi. Ve ne diyor?
Bak yediğine karışmıyor, içtiğine karışmıyor, çoluğuna çocuğuna harcadığına karışmıyor. He? Ama harcadın, ihtiyaçlarını giderdin. Geriye de nisap miktarı bir mal kaldıysa ve üzerinden de bir sene geçtiyse, olur da bu arada tamam nisap miktarını geçersin ama gene bir ihtiyacın olur, gene bir harcama yaparsın. Mevla ona da bir şey demiyor. Ona da karışmıyor kurban olduğum. Ha ama ne yapıyorsun? Efendime söyleyeyim. Efendim, üzerinden de bir sene geçtikten sonra hala o nisap miktarı malın üzerinde ise onu da ne yapıyorsun? 40 parçaya bölüyorsun. Hatta bir efendim bir resim gördüm. İnternette koymuşlar. Çok hoşuma gitti mesela. 40 tane lira koymuş. Efendim 1, 2, 3, 4, 5 yani 40 tane lira. Diyor ki birini ver geri kalan senin diyor. Bu. İşte bu. Ha bazıları da verdiği para ya veriyorum ama ne kadar çok geliyor yani verdiği para. Verdiğin para çoksa 39 kat fazlası cebinde demektir. Kasanda hesabında demektir. Niye verdiğine bakıyorsun da cebindekine bakmıyorsun yani? Vereceksin arkadaş. Hesabını, kitabını yapacaksın. Bir muhasebeci titizliğiyle oturacaksın. Hesap, kitap yaptıktan sonra işte aşağı yukarı bir hesap yaptık. Yukarı olsun, aşağı olmaz. Evet, çünkü ahirette yani zekat vermek aslında imanın ispatıdır ha. Hele şu zamanda. Değil mi? Zekat vermek imanın ispatıdır kardeşim. Seni zorlayan yok, icbar eden yok. Niye zekat verdin, niye vermedin diyen var mı? Ne kadar zekat vermen gerektiğini senden başka bilen var mı? Malını efendim kim biliyor ki yani? Çoluğundan çocuğundan bile belki saklıyorsun. He? Bir kısmını biliyorlar, bir kısmını bilmiyorlar. Ama sen ne yapıyorsun? Zekatını vereceksin ya, oturuyorsun. Ne kadar alacak, ne kadar verecek? Elde ne kadar? Altın, gümüş, efendime söyleyeyim, mal, envanter, para, pul neyse hesap, kitap yapıyorsun, borçlarını çıkarıyorsun. Onu da efendim 40'ta birini ayırıyorsun malından, sonra götürüyorsun, ihtiyaç sahiplerine veriyorsun. Yani Allah'a imandan başka, ahirette Mevla'nın yüzüne bakamayız, Mevla'ya hesabımızı veremeyiz korkusundan başka, sana bunu ne yaptırabilir yani? Evet, zekat Allah'a imanı ispat etme efendim ibadetidir aslında. Tabii bakın bir hadis-i şerif efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. La yakbelullahu azze ve celle salate raculin la yueddi zeka. Zekat vermeyen adamın namazını Allah kabul etmez. Hatta yecmahuma ikisini birlikte yapıncaya kadar. İkisini cem edinceye, toplayıncaya, birlikte yapıncaya kadar, hem namazı da kılıp hem de zekatı verinceye kadar Allah onun namazını kabul etmez. Niçin? Fe innallaha azze ve celle kad cemâhumâ. Çünkü Allah-u Teala onları ne yaptı? Birleştirdi. Yani namazla zekatı Kur'an'da birlikte zikretmekle Allah onları birleştirdi. Pek çok ayet var. Ekîmus salâte ve âtü zekâ. Değil mi? Hep ekimü salate ve etü zekat. Namazınızı kılın, zekatınızı verin diyor Allah-u Teala. Onları ayırmamış, bir mütalaa etmiş. Namazla zekat kardeş. Dolayısıyla فَلَا تُفَرِّكُوا بَيْنَهُمَا. Öyleyse siz aralarını açmayın. Allah onları Kur'an'da birleştirmiş madem. Yan yana zikretmiş. He? Siz aralarını açmayın. Yoksa zekatını vermeyen adamın namazını Allah kabul etmiyor kıymetli kardeşlerim. Evet, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ne yaptı? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh halife olunca bir kısmı ne yaptı? Yan çizmeye başladılar. Bedevilerden irtidat edenler oldu. Dinden dönenler oldu. Artık Muhammed öldü dediler sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse dediler din, diyanet, Kur'an, İslam yok dediler haşa. Bir kısmında ne dediler? Biz Müslümanız, tamam. Namazlarımızı kılarız ama zekat vermeyiz dediler. Çünkü iş paraya gelince, ha parayla olan Müslümanlıkta göreyim ben seni. Namaz zaten kılıyorsun, cebinden bir şey çıkmıyor. Orucu zaten tutuyorsun, cebinden bir şey çıkmıyor. Hatta belki de tasarruf yapıyorsun, yemiyorsun ya.
Ha bir de zekatı verirken mal ile ibadette görecek Allah seni beni bir de. Anlıyor musun? Dolayısıyla namazı kılarız, zekatı vermeyiz dediler. Ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ne yaptı? Savaş ilan etti ya onlara. Harbi ilan etti. İrtidat edenlere de harbi ilan etti. Zekat vermeyiz diyenlere de. Hazreti Ömer radıyallahu anh itiraz etti. Sen ne yapıyorsun dedi ya Ebu Bekir. He? Ya bunlar dedi la ilahe illallah diyen adamlar bunlara sen harbi ilan ediyorsun. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ne buyurdu? Allah'a yemin olsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdikleri küçük bir oğlağı bile vermeseler onlarla harp edeceğim dedi ve onlara harp ilan etti. Ya Hazreti Ömer radıyallahu anh aklı vahye paralel olan bir zat aslında. Yani şöyle olsa dediği pek çok konuda ayet gelmiş. Hem de onun beyanı üzere bu konuda bakın itiraz ediyor ama Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh geri adım atmıyor. Ve Hazreti Ömer sonradan ne diyor? Allah'a yemin ederim ki anladım ki Hazreti Ebu Bekir'in bu görüşü savaş meselesinde Allah'ın ona ilhamından başka bir şey değilmiş diyor. İyice anladım bu karar hakmış. Ya Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh dini nasıl sağlam tutuyor? O zaman devlet ne yapıyor? Vergi olarak zekat alıyor. Ve insanların zekatlarını ne yapıyor? Efendim, Beytülmal'e veriyorlar. Ve oradan da muhtaçlara dağıtılıyor. E peki hala sen şimdi o diyor ki ben namaz kılarım, zekat vermem. Ona bir şey demesen. Efendim öbürü ben namaz kılmam, ona bir şey deme. O oruç tutmayacak, o bilmem ne yapmayacak. Efendim o şunu yapmayacak, bunu yapmayacak. E ne din kalır, ne diyanet kalır ya. Bugüne kadar sağlam gelir miydi? Sahabe-i kiram böyle sıkı tutmasaydı işi, sahabenin talebeleri tabi'in, ondan sonra gelenler bu işi böyle sıkı tutmasaydı ve tebe-i tabi'in, dini böylesine onlar da muhafaza etmeselerdi, ulema, sülaha, böylesine üzerine titremeselerdi İslam'ın, din-i mübin İslam'ın, bugüne kadar böyle gelir miydi yani? Evet kıymetli kardeşlerim, demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kavmin üzerine uğruyor, bir de bakıyor ki, avret yerleri dışında üzerlerinde hiç elbiseleri yok ve hayvanlar gibi otluyorlar. Ama ne yiyorlar? Dikenleri yiyorlar, zakkum yiyorlar ve cehennemde kızdırılmış taşları yiyorlar. Bunlar kimdir ey Cibril? Dedi ki bunlar dünyadayken efendim hani zekata malik olup da nisap miktarı malı olup da zekat vermesi gerekip de zekat vermeyenlerdir diyor Cebrail aleyhisselam. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Rabbimizin emirlerini bir hakkın yerine getirebilmek cümlemize nasip eylesin. İbadet ve taatimizi nasıl zevkle şevkle yapıyorsak, huşu ile secdelere gidiyorsak, zekat verirken de, tasaddukta bulunurken de elimizi cebimize huşu ile sokabilmek Rabbim nasip eylesin inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim kısa bir ara, aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet muhterem izleyenlerim, kaldığımız yerden konumuza devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç yolculuğunda, yani neyi anlatıyorduk? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç yolculuğunda mücrimlerin, günahkarların cehennemdeki hallerini, ahiretteki ahvallerini görmüş idi. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları bize anlatıyor. Gördüklerini, efendime söyleyeyim, hallerini, ahvallerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere beyan ediyordu. Ve biz de devam ediyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifini sizlerle paylaşmaya. Ra'eytü ricalen, bir takım kimseler gördüm diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir takım adamlar gördüm. Lehum meşafiru ke meşafiril ibil. Dudakları deve dudağı gibi olan insanlar gördüm. Kocaman dudakları var. Fi eydihim kıta'un min nar. Ellerinde cehennemde kızdırılmış ateş parçaları var. Yani bir takım kimseler gördüm. Dudakları deve dudağı gibi, kocaman. Ve bir takım görevli melekler de ateşten makaslarla onların dudaklarını kesiyorlar. O ellerindeki, efendim, cehennemde kızdırılmış olan ateş parçalarında ne yapıyorlar biliyor musun? يَقْذِفُونَهَا فِي اَفْوَاهِهِمْ O taşları ağızlarına atıyorlar. O kimselerin. فَتَحْرُجُ مِنْ اَدْبَارِهِمْ O taşlar dübürlerinden çıkıyor. Yani o efendim alev topu olan adeta o kızgın taşları o kimselerin ağızlarından atıyorlar. Demek ki o içerisini yakıyor, kavuruyor ve altlarından çıkıyor gidiyor.
Demek böyle bir adava düçar olmuşlar, böyle bir muameleye maruz kalmışlar. Kultü men haula ya Cibril. Ben dedim ki ey Cibril, bunlar kimlerdir? Yani bu adabı görenler dünyada hangi günahı işlemişler ki yani bu adabı görüyorlar? Kal haula ekletu emvalil yetama zulmen. Bunlar haksız yere yetim malı yiyenlerdir diyor Cebrail Aleyhisselam. Evet. Yani yetim malı yiyenlerin ahvaline, akıbetine bakar mısın? Değil mi? Dikkat etmek lazım. Yetimlerin, garibin, gurebanın haklarına dikkat etmeli. Şimdi tabii belki bazılarınız şöyle der. Yani yetim derken hani etrafımızda pek yetim de yok. Yani bunun yani bizim dışımızda bir konu gibi gelebilir belki ama sadece yetimin malını mı yemeyeceksin? He? Kul hakkına girmemek, kul hakkı yememek her Müslümanın görevi değil mi? Ha, burada yetimlerin haklarından bahsedilmiş. Çünkü yetim, başında kimsesi yok, velisi yok. He? Yani onun malını idare edecek, çevirecek, onun adına koruyacak kimse yok. Belki sen varsın, sen de ne yapıyorsun? Böylesine korunmasız bir yavrunun malını yiyorsun. Yoksa yani kul hakkı haramdır. Efendim sadece yetimin hakkı değil, yetimin malı değil, kimsenin malına el uzatamazsın, göz dikemezsin. Tabii özellikle yani yetim malı deyince tabii yetim deyince özellikle devlet kademelerinde görev yapanlar ne yapacak? Çok daha dikkat edecekler. Yani köşe başında olanlar, makam mevki sahipleri, özellikle parayla ilgilenen, o suyun başında olan ihaleler vesaireler, dağıtımlar yapılan yerlerde ne yapmak lazım? Çok daha dikkat etmek lazım. Çünkü o para kamunun, devletin, halkın faydası için bir takım işler yapılması için toplanan vergilerin olduğu paralar. İşte orada tüyü bitmedik yetimin hakkı var. Orada şehit yavrularının hakkı var. Burada bütün bir milletin neyi var? Hakkı var, hukuku var. Tüyü bitmedi, yetimin hakkı var. İşte ona dikkat edilmezse, özellikle bu konumdaki kimseler büyük mesuliyet, büyük sorumluluk. Yapabilene ne mutlu. Ama yapamayan da, eğer oradan kuruşu bile eğer gırtlağından geçiyorsa, boğazından geçiyorsa, hakka hukuka riayet etmeyip haksız yere o paylaşımı yapıyorsa, ne oluyor biliyor musun o zaman? Bakın Mevla Kur'an-ı Kerim'de de buyurdu. Yani hadis-i şerifin beyanına delildir bu ayet. İnnellezîne ye'kulûne emvâlel yetâmâ zulmen. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler var ya, innemâ ye'kulûne fî butûnihim nâra. Karınlarına ancak ateş yiyorlar. O götürüyorsun ya, yiyorsun ya, o yediklerin aslında ateş, bak ateş olacak. İçini yakacak, parçalayacak, altından çıkacak. Ve seyaslevne sa'ira ve onlar yakında alevli bir ateşe gireceklerdir buyuruyor Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri. Onun için bu işlere dikkat etmek lazım. 3 günlük dünya. Aha geldi gidiyoruz. 3 gün. Nedir 3 gün? Dün, bugün, bir de yarın işte. Ya. Evet, yarın tabii ahiret. Yarın dediğin ahiret. Evet, yarını çoğu da belki ne yapamayacak, göremeyecek olanlar da var. Ya yarına kim bilir kimler sevkiyata maruz kalacaklar. Azrail Aleyhisselam ecelleri gelenleri alacak ve dünyadan artık ahirete göç edecekler. Rabbim hazırlıklı olmak nasip eylesin. Rabbim ahiret hazırlıklarını dünyadan yapan, ahiret tedariğini şu dünyadan hazırlayan kimselerden eylesin bizler inşallah. Kul hakkıyla da huzuruna çıkmaktan bizleri muhafaza eylesin. Kul hakkı çok önemli. Sadece yetimin mi? Hiç kimsenin, isterse zengin olsun. Kim olursa olsun, kimsenin hakkına, kuruşuna göz dikemezsin, el uzatamazsın. Mevla kul haklarını affetmiyor biliyorsunuz yani. Ha bir takım günahlarım var, hatalarım var, isyanlarım var. Tevbe ediyorsun, Allah affeder. Ama eğer kul hakkın varsa, vereceğin varsa, zulmetmişsen,
Efendime söyleyeyim, ne yapacaksın? Gideceksin, onunla helallaşacaksın. Helallik alacaksın. Evet. Ve ne diyor bakın yani, ibadet 10 kısımdır. Allah Allah. İbadet 10 kısımdır. 9'u helal rızık aramaktır. Diğer kısmı salih ameller ve ibadetlerdir. Bu helal rızık ne kadar önemli be. Ya şu boğazından giren var ya, he? Ubeydullah Ahrar Hazretleri zannediyorum ne buyurmuştu? Evladım, ağzından girene ve ağzından çıkana dikkat et. Yediğin haram olmasın, söylediğin haram olmasın yani. Ve haram lokma yemeyen adamın da duaları 12'den tutar. Dolayısıyla helal lokma meselesi önemli. Haram yememek çok önemli. Hani adamın bir tanesi efendim sekerat anında öldü ölecek. Yani yanında da ona efendim kelime-i tevhid telkin ediyorlar. Kelime-i şehadeti telkin ediyorlar. Adam söylemiyor. Ya niye söylemiyorsun? Aklın başında mübarek. Diyor ki söyleyemiyorum. Bana kelime-i şehadeti söyletmiyorlar. Terazinin dilini dilimin üzerine koydular diyor. Adam zahireci. Tartıyor, biçiyor falan falan. Ama ne yapıyor? Demek ki hani bir tarafa efendim ne istiyorsun? Bir kilo şeker istiyorsun. Bir tarafına bir kilo şeker, öbür tarafına bir kilogramlık koyuyor yani. Anlıyor musun? Ama o malı koyduğu yerin altına diyelim ki 100 gram bir demir parçası sıkıştırmış. 900 gram koyduğu zaman dil birbirini tutuyor. Ne zannediyorsun? Ha bir kilo. Halbuki altında demir parçası var. 100 gramı demir. O hep orada duruyor. Bir de diyorsun ki ne uyanık adamım ya. Aldattım adamı diyorsun. Onun Rabbini aldatabiliyor musun sen? Kainatın Halık'ını aldatabiliyor musun sen? 100 gramla ne o fakir olur ne sen zengin olursun ama ahirette o terazinin dilini getirip diline koyarlar işte. İşte o terazinin dili o dil. Yani bir haksızlık, hukuksuzluk, çalma, çırpma. Karşındaki anlamadan yani. Ha orada terazi denmiştir. Sen her türlü şeyi buna ne yap? Kıyas et. Araba satarken efendim, arsa satarken, elbise satarken artık ne satıyorsan kusurunu gizleyip de tam malmış gibi satma. İkinci kalite malı birinci kaliteymiş gibi yüksek fiyatla satma. Aldatma. El-huddatü finnâr. Aldatan cehennemdedir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Müslümanlık ne zannediyoruz yani? He? Müslümanlık bu ahkamın bütününü tatbik etmek. Allah'ın emirlerine teslim olmak. Elbette namazda var, oruçta var, zekatta var ama ahlaki müeyyideler de var. Dürüstlük var, doğruluk var. Evet. Bak Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ne kadar dikkat ederlerdi mesela. Bir hizmetçisi vardı, kölesi. Efendim işte yiyecek getirdiği zaman sorardı bunu nereden aldın, nasıl aldın diye. Bir keresinde de yani sormayı unuttu. Belki de çok acıkmıştı. Neyse süt ikram etti. Aldı sütü içti. İçtikten sonra dedi ya sen dedi bu sütü nereden aldın sormayı unuttum. Dedi efendim cahiliye döneminde ben dedi fal filan bakardım dedi. O zaman dedi bir alacağım vardı. Şimdi dedi onları gördüm. O alacağına mahsup ben bu sütü aldım deyince şimdi yaptığı o zamanki yaptığı zaten helal değil. Onun bedeli buysa bu da helal değil. Ve mübarek parmağını ağzına soktu. Hatta diyor ki yani bileğine kadar ağzına soktu. Ne yediyse affedersiniz hepsini istifra etti, çıkardı. Sonra dedi ki ya Rabbi midemde kalıp damarlarıma karışan kısımdan da sana sığınırım ya Rabbi. Görüyor musun? Şu bedeni haram gıdalarla beslemiyor. Çünkü haram gıdalarla semizlenen, beslenen bedeni cehennem ateşi eritir Allah muhafaza. Evet kıymetli kardeşlerim. Hatta tabii yani haramı boş ver, haram yemeği boş ver. Bazılarının hakkına, hukukuna girmeyi boş ver. Yediğimiz yemekte bakın Şah-ı Nakşibend Hazretleri nereye dikkat ediyor? Hani bir yerde bir şey ikram ettiler de efendim yemedi. Dediler Efendi Hazretleri niçin yemiyorsunuz? Yani helaldir bu. Dedi helaldir lakin bu yemeği yapan dedi aşçı sinirliyken, gadaplıyken yapmış. Eğer bu yemeği yersem yapanın hali bize de geçer de gadaplanırız.
Onun için yemiyorum buyuruyor. Görüyor musun? Yani nerelere dikkat ediyor? Şah-ı Nakşibend Hazretleri azametle amel etmeyi bize öğretiyor yani. Diğer konularda da. Rabbim onların yolundan bizi ayırmasın. Rabbim şefaatlerine bizleri mazhar eylesin. Yani boşuna şah olmamışlar. Boşuna gönüllere sultan olmamışlar. Öyle bir yaşamışlar ki, he? Bak, yeme konusunda, gıda konusunda nerelere kadar dikkat ediyorlar yani. Biz de bulduğumuzu götürüyoruz ya. Sen efendim haramı boş ver, şüpheliyi bir kenara bırak. Yapan helal de olsa o gıda gadaplı yapmışsa onu bile yemiyor. Niye? Çünkü yapanın o ruh hali yansıyabilir diye. Evet kıymetli kardeşlerim, onun için hanım kardeşlerimiz yemek yaparken dikkat etmeli. Yani dualarla, neşeyle, salavatla yapmalı ki he çoluk, çocuk, eş, dost yediği zaman onlara da sirayet etsin. Yoksa bağıra çağıra, öfkeyle, gadapla yapılan yemek ne yapacak şimdi? Yiyenlere de sirayet edecek. Çocukların yiyecek, yaramazlık yapacak. Efendim eşin yiyecek, ona buna bağıracak, çağıracak. Kargaşa, gürültü, problem, huzur kaçacak, ülfet, muhabbet yok olacak. Ya demek sizde iş var bak. Size düşüyor iş. Hanım kardeşlerimiz yemeklerini yaparken evde salavatla, dua ile, sükunetle inşallah o hal yemeği yiyen aile efradına da yansıyacak. Şimdi salavatla yapılan yemek, dua ile yapılan yemek, besmele ile atılan tuz eve bereket getirmez mi? Huzur getirmez mi? Saadet getirmez mi? Kader Allah'ın elinde. Allah'ın adıyla yaptığın şeyi Allah ne yapar? Senin lehine çevirir yani. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir takım kimseler gördüm. Dudakları deve dudağı gibi kocaman. Görevli melekler ateşten makaslarla onların dudaklarını kesiyorlardı. Ve cehennemde kızdırılmış olan taşları da ağızlarına atıyorlardı. Ağızlarından atılan taşlar bütün iç organlarını yakıyor, kavuruyor ve aşağıdan çıkıyor. Kimmiş bunlar? Bunlar zulmen efendim yetim malı yiyenlerdir diyor Cebrail aleyhisselam. Kâle, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sümme ra'eytü ricalen. Sonra bir takım adamlar gördüm diyor. Lehum butunun lem era mislaha kattu. Daha önce hiç görmediğim şekilde karınları var. Büyük karınları var, kocaman. Ve karınları da şeffaf, içerisi gözüküyor. Akvaryum gibi. İçeride yılanlar, çıyanlar, akrepler. Allah Allah. Ne yemişse, ne yutmuşsa. He? İşte bakın dünyadaki hallerin ahirette durumu bu demek ki yani. Bir sebebiyle ehli Firavun, tabii bu kimseler efendim Firavun ve âlinin efradının yolu üzerinde bulunuyorlar. Yani bir takım adamlar gördüm. Kocaman karınları var. İçleri gözüküyor. Yılanlar, çıyanlar cirit atıyor içinde. Ama bu kimseler de Firavun ve âlinin efendim yolu üzerinde bulunuyorlar. Yolu üzeri derken nedir? Yani Mevla Kur'an-ı Kerim'de de beyan ettiği üzere Firavun ve âlini sabah akşam Mevla ne yapıyor? Cehenneme arz ediyor ya. İşte o yol üzerinde. Zaten hadis-i şerifte de buyuruluyor. يَمُرُّنَ عَلَيْهِمْ كَالْاِبِلِ الْمَهْيُومَةِ حِينَ يُعْرَضُونَ عَلَى النَّارِ Ha, işte Firavun ve Ali ateşe arz edilirken götürülüyor, getiriliyor ya, işte deve sürüsü gibi giderlerken işte bu kimseleri çiğniye çiğniye gidiyorlar. Demek bu adamlar nasıl bir adamlar ki? Ne yapmışlar ki? Nasıl bir günah işlemişler ki? Firavun ve kavmi böylesine alçak adamlar bile bunları cehenneme götürülüp getirilirken bunları çiğniye çiğniye gidiyor, çiğniye çiğniye geri geliyor. Peki bu adamlar madem öyle kaçmıyorlar mı, çekilmiyorlar mı kenara? Diye aklımıza gelirse eğer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor hadis-i şerife. Bütunuhum la yakdirun ala ayyetahavvalu min makanihim zalik. Yani bu adamlar tabii ayağa kalkmaya çalışıyorlar ama yani karınlarının büyüklüğü sebebiyle o karınlarından sebep yerlerinden kımıldayamıyorlar. O kadar kocaman ki
Ve içinde tabii yılan, çıyan, efendim, o acı, o ızdırap. Yani yerlerinden ne yapamıyorlar, kalkamıyorlar ve yüzüstü kapaklanıyorlar. Firavun ve kavmi de efendim cehenneme arz olunurken, götürülüp getirilirken deve sürüsü gibi bunların üzerlerinden geçiyor. Çiğniye çiğniye gidiyorlar, çiğniye çiğniye geliyorlar. Kultu, Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Dedim ki, men haüle ya Cibril. Bunlar kimdir ey Cibril? Kale, haüle'i ekletür riba. Bunlar faiz yiyenlerdir diyor Cebrail aleyhisselam. Evet kıymetli kardeşlerim. Ya görüyor musun? Haram yemek belki tatlı geliyor ama şeytan ve nefis onu sana güzel gösteriyor ama ahirette azabı var. Dünyada da sıkıntısı var merak etme. Haram mal kime efendim huzur getirmiş ki? He? Yani ağlayanın malı gülene yar olmaz derler yani. Dolayısıyla sen çaldıysan, çırptıysan onunla huzurlu olacağını zannetme. Ha faiz de öyle. Faiz de acayip bir şey. Dolayısıyla bakın yani Kur'an'da pek çok ayet-i kerimeler var. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurdu Estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ يَكُلُونَ الرِّبَى O faiz yiyenler var ya, لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ Yani ancak şeytan çarpmış kimsenin kalktığı gibi kalkacaklar. Çarpılmış adam kabrinden öyle kalkacak. Zelke bi ennehum kalu innemel even bey'u mislu riba. Ha bu yani bunların bu hale düşmesi böyle kalkmaları neden? Onların alışveriş faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Yani kendi günahına kılıf arıyor. Yani o da efendim şey gibidir. Alışveriş de faiz gibidir. Alışveriş faiz gibi olur mu? Faiz başka, alışveriş başka. Ve Mevla buyurdu, وَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى Halbuki Allah alışverişi helal, faizi haram kıldı. Ayet, Allah'ın ayeti. Bakara suresi 275. Evet, tabii sadece kabrinden kalkarken mi? O zaman zaten öyle de. Yani dünyada da işlerinde şeytan çarpmış gibi olurlar. Çarpılmış gibi olurlar. Faizle iş yapan adam böyledir. Sıkıntısı bitmez, derdi bitmez, bereket görmez. Mutlaka o para ondan bir şekilde çıkar. Çünkü Mevlana buyurdu, يَمْحَكُ riba. Allah faiz malını mahveder. وَيُرْ بِالصَّدَقَاتِ Sadakalar ise artırır. Bak birinde alıyor gibi zannediyorsun ama Allah o malı mahvedecek. Sadakayı da veriyorsun ama Mevla ne yapacak? Artıracak, bereketlendirecek. Vallahu la yuhibbu kulle kaffarin asim. Allah efendim günahta ve küfürde ısrar edenleri sevmez. Allah günahta ısrar edenleri, yani faizin haram olduğunu biliyorsun, günah mı günah? Israrla devam ediyorsun. Sevmiyor Allah. Ha kimi de ne diyor? Faizi helal sayıyor. İşte bu da ne oluyor? Allah'ın haram dediğini helal dediği için bu da kafir oluyor ve Allah ne yapıyor? Kafirleri de sevmiyor. Ama bu konuda günahta ısrar edenlerle kafirleri beraber zikrediyor Mevla, sevmez diyor. Niye faiz yiyorsun sen? Ya görüyor musun? Allah haram diyor, sen çatır çatır yiyorsun. Çok ayetler var, çok. Ya eyyühellezine amenu, ey iman eden kullar, ittekullah, Allah'tan korkun. Allah ultimatom veriyor, he? Ve zeru ma baqiye minel riba. Ve sonra buyuruyor ki, faizden kalanı terk edin, artık faizin peşini bırakın. İnküntüm müminin, eğer müminseniz, eğer Allah'a, ahirete iman etmişseniz, faizin peşini bırakın. Fe illem tef'alu, eğer böyle yapmazsanız, he? Yani faizi terk etmezseniz fe'zenu biharbin minallahi ve rasuli. İyi bilin ki Allah ve Resulü tarafından faizcilere karşı savaş açıldığını bilin. Allah faiz yiyenlere savaş açtı. Onlar da Allah'a ve Resulüne savaş açmış oluyorlar. Allah'la savaşan kazanabilir mi? Allah ile savaşan dünya ahiret iki yakası bir araya gelir mi? Ya perişan olur, mahvolur.
rezil kepaze olur. Dünyada da, ahirette de. Onun için ne yapmak lazım? Faiz işine bulaşmamak lazım. Özellikle günümüzde arkadaşlar. Ya şimdi duyuyoruz. Efendim alnı secdeli adamların bile, dindar geçilen adamların bile faizler yükseldi ya, %25'lere çıktı ya, tutmuş parasının hepsini götürmüş bankaya yatırmış yani. Ne işin var senin bankayla be? Bu yaşına kadar haram yemedin de şimdi mi yatırıyorsun harama? Ya millet bile seni biliyor da arkandan kınıyor. Ahirette ne olacak? Mevla'nın huzurunda nasıl hesap vereceksin yani? Dünyada da o malın hayrını göremezsin sen. Yemhakullahu riba. Allah faiz malını mahveder. Ayet. İnanıyorsan. Allah böyle buyurdu. Bir yerden çıkar o, bir yerden. Onun için faiz isterse kaça çıkarsa çıksın. Müslümanın efendim ne işi var bununla yani? Ne işin var senin faizle? Bir de adam, efendim öyle insanlar var, hacı. Gerçi hacılık da bir dindarlık göstergesi değil ya, ayrı dava. Ama adam dükkanıyla da bankaya verecek. Bankaya verecek yani. Markete vermiyor, şuraya buraya vermiyor yani. Ya sen niye veriyorsun? Mübarek adam yani. Helalinden kazan, temizinden kazan. Biraz az olsun, ne var yani? Zaten yumruk kadar miden var. Yiyeceğin belli, içeceğin belli. Zaten Allah mal da vermiş, mülk de vermiş. Dükkanın da var. Helalinden kazansan ne olur ya? Niye götürü billah faiz müessesesine vereceksin de fe'lenü bi harbi minallahi ve rasulü. Allah'ın harp açtığı efendim o adeta karargaha sen de ne yapıyorsun? Zemin hazırlamış oluyorsun. Ya. Bu işleri biraz da böyle düşünmek, böyle anlamak lazım yani. Evet. Rabbim Celle Celaluhu bizleri haramlardan muhafaza buyursun. Faizlere bulaştırmasın Rabbim inşallah. Dolayısıyla bu gibi faiz yükseldi bilmem ne, parayı götür yatır, oradan al, ye, iç. Keyfim tıkırında, tuzum kuru zannediyorsun. Halbuki Allah sana harp ilan etti, haberin olsun. Ve bu savaşı hiç kimse kazanamadı. Allah ile savaşan kimse kazanamadı yani. Evet kıymetli kardeşlerim. Evet, devam ediyoruz. Kâle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sümme râeytü ricâlen. Sonra bir takım adamlar gördüm. Beyne eydihim lehmun seminun tayyibun. Önlerinde sofralar var ve orada temiz efendim kebaplar var. Tertemiz, pişmiş, güzel etler var. İlâ cembihi lehmun efendim gâthün müntinün. Yan tarafta da kurtlanmış, kokmuş, leş olmuş etler var. Şimdi normalde hangisini yersin? Zaten sofrandakini yersin yani. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ye'külüne minel gassi gassil münteni. Ama onlar ne yapıyorlar? Gidiyorlar, kurtlanmış etleri yiyorlar. Efendim, leş olmuş, kokmuş etleri yiyorlar. Ve yetrukûne semînet tayyib. Ve o temiz etleri bırakıyorlar. Kultu. Resulullah buyurdu. Dedim ki, men ha ula ya Cibril. Bunlar kimdir ey Cibril? Önlerindeki tertemiz etleri bırakıp, yan taraftaki, başka yerdeki kurtlanmış, kokmuş, leş etleri yiyen bu kimseler kim? Yani kimin neyin misali bunlar? Kale. Cebrail aleyhisselam dedi ki, ha ula illezine yetrukune ma ehallallahu lehum min nisa. Bunlar Allah'ın helal kıldığı tertemiz eşlerini bırakıp وَيَذْهَبُونَ اِلَى مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ Allah'ın haram kıldığı başka kadınlara gidenlerdir. Demek bu kimselerin hali de buymuş, görüyor musun? Evet, yani bunlar kimdir? Zinakarlardır. Çok ağır cezai müeyyideler vardır. Dünyada da, ahirette de. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, İyyâkum ve zina fe inne fîhî erbâ hisâlin. Zinadan sakının, çünkü onda 4 kötü haslet vardır. Yani kim, efendim bu işe devam ederse, tevbe etmezse,
dört haslet yakasına mutlaka yapışır. يُذْهَبُ الْبَهَاءَ عَنِ الْوَجْهِ Yüzdeki nuru giderir. Zinakarların suratları mendebur surattır böyle. Ya Allah onlara böyle bir manevi bir mendeburluk koymuştur. Nuru giderir. وَيَقْتَعُ الرِّزْقَ Rızkı keser. Kazandığında evinde bereket bulamaz. Ne kadar çok kazanırsa kazansın yani. Ve yullabur rahman ve rahmanın gadabını celbeder. Vel hulude finnar ve ebedi cehennemde kalmasına da sebep olabilir. Onun için Allah-u Teala ve Tekandes Hazretleri ne buyurmuştu? Yani bundan birkaç ders önce de Yusuf Aleyhisselam bahsini anlatırken ifade etmiştik. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَب۪يلًا Zinaya yaklaşmayın. Evet, çünkü o bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur. Mevla ne buyurmuştu? Yaklaşmayın. Yapmayın buyurmuyor da yaklaşmayın. Yani götüren yolları da Mevla ne yapıyor? Haram kılıyor. Ve işe nereden başlıyordu? İslam gözden başlıyordu. Ve ne buyuruyordu? Kullil müminine yağuddu min ebsarihim ve yahfazu furucahum. O mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve namuslarını korusunlar. Aynı emir kadınlara da var. Bak ne diyor? Gözlerini korusunlar ve namuslarını efendim muhafaza etsinler. Yani namusları muhafaza etmek, gözleri muhafaza etmekten geçiyor demek ki. Evet kıymetli kardeşlerim, devam ediyoruz. Sümme ete ala haccerin sagirin. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem küçük bir taşın olduğu yere geldi. Yahrucu minhu sevrun. Yani bu küçük taştan büyük bir efendim öküz çıkıyor. Sevrun azimun. Büyük bir öküz çıkıyor. Feyuridü sevru eyyedhule min haythu haraca felâ yestetiyo. Yani o küçük taştan büyük bir öküz çıkıyor. Sonradan tekrar efendim geldiği yere, çıktığı yere girmek istiyor. فَلَا يَسْتَطِعُ Ama buna muvaffak olamıyor. فَقَالَ مَا هَذَا يَا Cibril. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Ey Cibril bu nedir? Kal. Cebrail aleyhisselam ne diyor? هَذَا الرَّجُلُ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ الْعَظِيمَةِ فَيَنْدَمُ عَلَيْهَا Ya bu öyle bir kimse ki büyük bir laf ediyor. Sonra pişman oluyor. فَيُرِيدُ En yeruddehe felâ yestetiyo. Sözünü geri almak istiyor ama buna muvaffak olamıyor. İşte bu kimse. Bak bunun bile misalini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görüyor yani. Küçük bir kayadan büyük bir öküz çıkıyor. Sonra oraya girmek istiyor ama girmesi mümkün mü? İşte bu bir laf ediyorsun ama öyle bir laf söylüyorsun ki boyunu aşan bir laf söylüyorsun. Haddini aşan bir laf söylüyorsun. Sonra pişman oluyorsun. Yani bu lafı nasıl geri alsam, nasıl yutsam ama buna da muvaffak olamıyorsun. İşte efendim o durum bu kimsenin halidir diyor Cebrail aleyhisselam. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki ağzından çıkan söze dikkat etmek lazım. Ne demişti Beyullah Rar Hazretleri? Ağzından girene ve çıkana dikkat et demişti. Çıkana da dikkat edeceğiz. Bak Mevla iki kulak, bir dil vermiş. Dilin de önüne dişleri koymuş. Dişlerin önüne dudakları koymuş. Yani aklına geleni hemen söyleme. Zaten bir kimsenin aklına geleni söylemesi bela olarak ona yeter yani. Öyle ya, bir düşünmek lazım. Bir muhakeme etmek lazım. Bu sözün efendim bana bir faydası olur mu? Zararı olur mu? Veya efendim karşımdakini kırar mı? Bu söz nereye gidiyor? Ucu nereye dokunur yani? Ya söz çok önemli. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Öyle bir söz söylersin canından olursun ya. Öyle bir söz de söylersin efendim binlerce insanın savaşmasına da engel olabilirsin. Bu söz çok önemli arkadaşlar. Ağzımızdan çıkana demek ki ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Çünkü insan bir sözle Müslüman oluyor. Bir sözle nikahlanıyor. Ama bir sözle de dinden çıkabiliyor. Bir sözle de karısından boşanabiliyor. Onun için ağızdan çıkan söz çok önemli. Dikkat etmek lazım. Ağzımızdan çıkana dikkat etmemiz lazım. Evet. Fevri konuşmamak lazım. Acele etmemek lazım. Çünkü yani hani Hazreti Ali radıyallahu anh ne buyuruyor? Bir söz ki şayet söylenmemişse o senin
esirindir. Ama ağzından çıktı mı artık sen onun esiri oluyorsun yani. Evet, madem öyle, niye ağzımızdan çıkan sözün esiri olalım ki? Hür olmak varken, özgür olmak varken, rahat olmak varken. Ya, bir de bu dillerini kılıç gibi kullanıp, insanların kalplerini kıran, yaralayanlar, haksız yere, he? Bu dil acayiptir yani. Kılıç yarası geçer, bazen dil yarası geçmeyebilir yani. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun misalini de Miraç'a çıkarken gördü ve bizlere böyle anlattı. Bir de ne var? Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka grup insan gösterildi. Yanıyorlar. Vücutları yakılıyor ve o yanan kısımlarından da etler kesilip ne yapıyorlar? O kimselere yediriyorlar. Melekler diyorlar ki onlara, kardeşinin etini yediğin gibi hadi bunları da ye bakalım. Evet. Ey Cibril, bunlar kimdir? Diye sordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail aleyhisselam da ne buyurdu? Bunlar insanların arkasından kötüleyip gıybetlerini yapanlardır buyurdu. Demek bakın bu da dilin afetlerinden. Bu gıybet de acayip bir şey yani. Evet. Demek ki Müslüman kardeşimizin hoşlanmadığı, bulunmadığı yerde yani gıybet nedir? Hani diyor ya adam, onun hakkında konuşuyor, şöyle dedi, böyle yaptı falan. İşte ya gıybet etmeyelim, yapma etme. Ben yani olmayan bir şey söylemiyorum ki, onun dediğini söylüyorum. Onda olan şeyi söylüyorum. Zaten gıybet bu. Onun demediğini dedi dersen, onun yapmadığını yaptı dersen ne oluyordu? İftira oluyordu. Mesele onun olmadığı yerde, onun aleyhine konuşuyorsun ya, eğer o duyduğu zaman üzülecekse, hoşuna gitmeyecekse demek ki konuşmamak lazım. Konuşulan öyle bir durum varsa da müdahale etmek lazım. Buna mani olunamıyorsa da ne yapmak lazım? Orayı terk etmek, o meclisten ayrılmak lazım. Olan bu ama becerebiliyor muyuz? Rabbim becermek nasip eylesin inşallah. Çünkü bakın ayet-i kerimede, yani Mevla haramları beyan etmiştir ama yani gıybetle alakalı yasağı nasıl bizlere beyan ediyor? وَلَا يَعْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Bazınız bazınızın arkasından çekiştirmesin, gıybetini yapmasın. اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا Ya görüyor musun? Sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bir düşünüyorsun, tiksiniyorsun. فَكَرِهْتُمُ İşte tiksindiniz. Öyleyse وَتَّقُوا Allah'tan korkun. Ha demek ki bak mümin kardeşinin etini yemek gibi. Onu yatırmışsın. He masaya herkes bir çatal, herkes bir efendim şey alıyor. Onun etini adeta yiyorsun. İşte ahirette ne diyecekler? Yakacaklar. O yanan yerleri kesip önüne koyacaklar. Madem dünyada kardeşinin etini yedin, yediğin gibi burada da bunu ye bakalım diyecekler. Evet kıymetli kardeşlerim, tabii Miraç çok kapsamlı ve detaylı bir konu. Pek çok tabii mesele var, pek çok haberler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan buyurdu. Ama biz vaktimiz ölçüsünde inşallah bir şeyler anlatmaya gayret ettik. Artık tabii vaktimizin de sonuna geldik. Evet Miraç'ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenneti gezdi, cehennemi gördü. Orada bir takım haberlerden, olaylardan bizleri haberdar etti. Ve şu olayları bizlere beyan buyurdu. Eğer böyle hatalarımız olanlar varsa, insan beşer, bazen şaşar, yanlışlarımız olabilir, hatalarımız olabilir. Ne yapmak lazım? Hemen tevbe etmek lazım, hemen istiğfar etmek lazım ve bu günahları bir daha işlememeye azmü cezmü kastetmek lazım. Evet kıymetli kardeşlerim, Rabbim Celle Celaluhu şu Recep-i Şerif ayı çıkmadan esaslı bir tevbe etmek cümlemize nasip eylesin. Rabbim bizlere yapılan günahlara pişman olan bir kalp, yaşaran bir göz cümlemize nasip eylesin. Evet efendim, şimdiden hepinizin Miraç geceniz mübarek olsun. Rabbim hepinize, hepimize ruhani miraçlar yapabilmek nasip eylesin. Namazlarımızda miraç eylesin. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.